O aynaydı. Peygamberimiz oturmaktaydı. Ebu Cehil geldi. Kalbini aktardı sözleriyle. Ey Muhammed dedi. Senden daha çirkin bir insan görmedim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Sallallahu Aleyhi ve Sellem gülerek cevap verdi. Doğru söyledin. Ebu Cehil nefretiyle gitmişti ki Hazreti Ebu Bekir geldi sevgisiyle. Peygamberin ışıldayan nurlu yüzüne baktı. Baktı. Kalbini koydu sözlerine. Ey Allah'ın Resulü dedi. Senden daha güzel bir insan görmedim. Sana bakmaya doyamıyorum. Allah Resulü Habiballah sıfatıyla karşılık verdi. Doğru söyledin ya Ebu Bekir. Her iki konuşmaya şahit olan sahabiler şaşkındı. Nasıl olur? Her ikisine de doğru söyledin dediniz. Allah Azze ve Celle Habibi şöyle cevap verdi. Ben bir aynayım. O aynada herkes kendisini görür. Aynaydı o. O aynada kendimizi görüyorduk. Aynaydı o. O aynada kendisini bizlere gösteriyordu. Bizim o aynada gördüklerimiz Allah'a yakınlık derecemizdi. O aynayı nasıl gördüğümüz ise imanımızdı. Bu uğraşma o aynada yansıyan kadını görmek için uğraştı. O aynadaki kadın nasıldı? Ya da biz o aynada kadını nasıl görüyorduk? Hep tartışıla geldi bu konu. Bu tartışılan konunun bir başka boyutu daha vardı aslında. O aynada gördüğümüz kadın kendi dünyamızdaki kadındı. O aynada görülenler kendi dünyamızda görmediklerimizdi. Kendi dünyamızdaki olumsuz kadın bakışını o aynaya veriyorduk. Ebu Cehil gibi. Bu uğraşma tüm gerçekliğiyle o aynadaki kadını göstermeyi hedefledi. Nuriye Çelebi. Teşekkürler. Sunum. Hira'da doğdu güneş. İlk müjdeyi verdi Cebrail. Zaman yeniden başladı. Kainat yeniden yaratıldı. İlk sırrını paylaştı Hira. Büyük sırrını alan duramaz oldu Hira'da. Sığamaz oldu Hira'ya. Sığamaz oldu kainata. Şimdiye kadar hissetmediği türden çok kuvvetli bir sevinç vardı içinde. Dışarı çıktı. Bir bayram vardı dışarıda. Canlı ve cansız tüm yaratılmışların bayramı. Tüm varlıklar kapandı ayaklarına. Büyük müjdeyle sarhoş olarak tüm varlıklar ilk tebriki yapmak için yarıştı. Kainat ayağa kalkmıştı. Her yerden coşku dolu selamlar geliyordu. Esselamu aleyke ya Resulullah. Esselamu aleyke ya Habiballah. Gözleri yaşlarla doldu. Aldı selamlarını kalbine koydu. Ve ilk sırrı bir ilk de paylaşmak için koştu, evine koştu, eşine koştu. Geçtiği her yerde varlıklar ayaklarındaydı. Her taş, her ağaç, her çiçek, her böcek, gökteki ve yerdeki her hayvan, tüm evren selama durmuştu ona. Kainat tek bir dil olmuş, şakıyordu. Esselamu ya aleyke ya Resulullah. Esselamu aleyke ya Habiballah. Selamları ala ala koşmaya devam ediyordu Peygamberimiz. İlk sırrı müjdelemek, ilk sırrı paylaşmak için koşuyordu. Örtün beni. İlk sırrın mahremiyetini hissetmişti. Sırrı paylaşacak olan örttü. O mahremiyetin teskincisiydi. İlk sunumda ilkler oluştu böylece. Allah, Cebrail, peygamber, kadın. İlk heyecanı bir kadına giderdi Resulullah. Kainata sığmayan heyecan bir kadın kalbine sığdı. İlk sırrı ona açtı. İlk tebliği ona yaptı. İlk konuşmayı bir kadınla yaptı. Endişelerini söyledi eşine. Düşüncelerini paylaştı. Bu büyük görevde neler olabileceğini anlattı. Ya Hatice, bana mecnun deyip dil uzatmalarından korkarım. Müslümanların annesi heyecanlıydı. Sevgiyle, saygıyla baktı eşinin yüzüne. Kalbini söz olarak dinlendirdi. Sen misafiri seversin. Acizleri acil, yetimleri korursun. İyi huylusun. Doğru sözlüsün. Sana inanacaklardır. İlk inanan ben olmakla şeref duyuyorum. İlk destek bir kadından geldi. İlk şehadeti bir kadın getirdi. İlk sunumun muhatabı bir kadın oldu.